Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İsterseniz abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdi. Özellikle arkadaşlar Duvon'un ve TFL tarafının yapmış olduğu satış ve genel olarak Luna ve Lunch tarafındaki olacaklarla alakalı konuşacağız. Şimdi bir kere biliyorsunuz mahkeme süreci başladı arkadaşlar. Daha doğrusu şu an e, LUNA, LUNC araştırılıyor. Daha doğrusu araştırılan LUNC değil. Yani LUNC'a zaten direkt adamlar dedi ki bu kayıt dışı bir menkul kıymettir dedi arkadaşlar. Gayet açık. Yani kayıt dışı bir menkul kıymet. Bunun kaydedilmiş bir noktası yok. E, KuCoin'in lisanslama muhabbeti gibi düşünebilirsiniz. Lisanslama yok. Lisanslanması gerekiyordu eyalet içerisinde. Lisanslanmadan satış yaptığı için yasa dışı bir şey yaptı dediler. E bununla beraber de ne oldu? En nihayetinde KuCoin mahkemeye verildi. Burada Luncu mahkemeye verecekleri herhangi bir taraf yok. Zaten asıl araştırılan da çöküş. Tabii Luncu'nun akıbetiyle alakalı da tam bir şey bilinmiyor. Çünkü bunu en son Zaradar'da söyledi ki Lunç şu an yasa dışı bir şekilde yaşıyor. Yani evet yasalar Luncu tanımıyor. Kayıt dışı bir menkul kıymet adı üstünde tamam mı? E, bu şekilde yaşamaya devam ediyor. Bunu gerçekleştiren şu anda bir ekip yok. Resmi bir kurum kuruluşu yok. E, bunu herhangi bir regülatörün, düzenleyicinin tanıyabileceği bir e, durum yok arkadaşlar. Yani evet e, yasa dışı bir şekilde devam ediyor. E, dolayısıyla bu şekilde devam etmeyi sürdürüyor. Bunun riskleri nelerdir? Bir kere olası durumda. De edilebileceği bir durumla karşı karşıya kalabiliriz İlla olur demiyorum bakın ee, olabilir böyle bir süreç yaşanabilir Lonc üzerinden bunun bir kayıt dışı menkul kıymet olduğu için borsalara baskı yapılabilir arkadaşlar Tabii ki borsalarda bu durumda e, ABD pazarlarında kalmayı mı tercih edeceklerdir yoksa e, sırf ABD e, pazarlarında var olamama pahasına LUNCH COIN'i borsasında tutmaya devam mı edeceklerdir? İşte orası şüpheli arkadaşlar. LUNCH üzerindeki riskler maalesef bunlardır. E, LUNA üzerindeki riskler nelerdir? Şu anda Terra ekibi en son soruşturma başladı. LUNCH kayıt dışı menkul kıymet satıldı ve e, bu vaktiyle şişirildi. Hemen beraberinde bunu neye devam ettirdiler? bir çöküşle meydana geldi ve bu şekilde hareketler gerçekleşti arkadaşlar ne yazık ki. Secde bunu araştırıyor daha doğrusu Maliye Bakanlığı bunu araştırıyor arkadaşlar. Üzerinden bir inceleme yürütüyor. Beraberinde TFL ekibine aynı zamanda Duvo'na zaten bir mahkemeye verildi. Burada Ripple vesaire gibi uzun uzun direnebilecekleri herhangi bir senaryo yok kuvvetle muhtemel ABD tarafındaki varlıklarına el konulacaktır arkadaşlar. Bunlar dondurulacaktır ve, ve bağlantılı cüzdanlarına da el konulacaktır. TFL ekibi ve Duvon zaten bunu bildiği için önceden şu anda e, satış yapmaya başladılar arkadaşlar. Yani satışlara başladılar. Bunu geçtiğimiz vakitlerde LDO ile yaptılar. Birazdan zaten haber üstünden bunun üzerine konuşacağız. Ellerindeki varlıkları çıkarmaya başladılar ve bunları başka bir cüzdanlara aktarıyorlar ki ABD tarafı herhangi bir dava kaybedildiği, mahkeme kaybedildiği durumda işte bağlantı kurup oradan el koyamazsınlar. Tabii düzgün bir şekilde bu e, parayı akılarlar mı, aklayamazlar mı orası şüpheli ama yapmaya çalıştıkları şey tam olarak budur. E, Luna'nın da hakeza yeni coin olması münasebetiyle riskleri vardır ekibin varlıklarına el konulması halinde Luna'da şirketin kapatılması durumunda aslında luncun şimdiki pozisyonuna düşerek bir topluluk coin'i olarak hareket edebilir arkadaşlar. Bunu da e, bilmek lazım. Öyle de bir durum söz konusu. Şimdi şuraya geçelim. Yani Luna'daki riskler de bunlar. tabi şirketin varlıklarına el konulursa elde fon kalmaz. Ama öncesinde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Şirket kapanmaya gider mi? E, büyük ihtimalle gitmez ama ABD pazarlarından bir sürgün gelebilir arkadaşlar. Bunların hepsi e, birer ihtimaldir. Ama her zaman söylüyorum bilinmesi gereken şeyler bunlar ve e, coinler üzerinde risk de vardır arkadaşlar. Bakalım. Terra geliştiricileri bu altcoin'den yüklü satış yaptı. Tamamını elden çıkardı. Terra geliştiricisi Terraform Labs. Nansen tarafından etiketlenen bir cüzdanda gözlenen hareketlere göre Lido Finance yani LDO altcoin'inden yüklü bir satış gerçekleş, e, gerçekleştirdi. Az önce bahsettiğimiz yani elindeki varlıkları şu anda satmaya çalışıyorlar. Bu neden LDO oldu? Konuyla alakalı bir videoda kısa da olsa konuşmuştuk ama e, LDO'ların satılmasındaki sebep dikkat çekmemekti arkadaşlar. Adamlar dediler ki şu an zaten bir soruşturma altındayız ama ya topluluk tarafından, piyasa tarafından dikkat çekmeyecek bir hareket yapmamız lazım. Eldio o zaman piyasada epey bilinen bir fenomen, yabancı bir kişi adını vermiyorum. Kendisi tüm altcoinlerini, tüm Eldiolarını elden çıkardığını dile getirmesi üzerine farklı kişiler tarafından da yani küçük yatırımcı tarafından da doğrudan bir Satış üzerine hareketler geldi ve eldio fiyatları düşmeye başladı. Yani toplu satışlar gerçekleşti. Tabi TFL tarafı da arkadaşlar bunu fırsat bilerek dediler ki ya zaten herkes eldio satıyor, biz de elimizdeki şu eldioları satarak işe başlayalım diye düşündüler ve satışlara başladılar arkadaşlar. Aslında hikayesi budur. Kuvvetle muhtemel elindeki altcoinler üzerinde benzer bir foot haber olsun, herhangi bir durum olsun gerçekleştiği takdirde onlar üzerinden de satış koyacaklardır arkadaşlar. Devam edelim. Terraform Labs elindeki tüm LDO altcoinlerini sattı. Verilere göre geliştiriciler ortalama 2.1 dolardan 15.3 milyon adet LDO sattı ve bu satıştan toplamda 32 milyon dolar gelir elde etti. Bu satışlar merkeziyetsiz borsalarda gerçekleşti. Bununla birlikte Luna ekibi 4.7 milyon dolar LDO token'ını ise geçtiğimiz yılın mayıs ayında Binance'a göndermiş ve fiyat 2 dolarken 9.4 milyon dolar karşılığında 4.7 milyon LDO token satışı yapmıştı. Şirket böylelikle elinde bulunan tüm Lido Finance altcoin'leri satmış oldu. Toplam bilançoda Terraform Labs ortalama olarak 2.07 dolardan ...20 milyon adet LDO satışı gerçekleştirdi. Terraform Labs 2020 yılında Lido'nun 2 milyon dolarlık finansman turuna katılmış ve... ...20 milyon adet LDO token'ı elde etmişti. Lido bir Liquid Ethereum Stake protokoldür. Bu arada şunu söyleyebilirim. E, LDO gerçekten iyi bir coindir arkadaşlar. Özellikle şu an Ethereum ağı gelişiyor ve... ...Ethereum kendisini ekseriyetle geliştirirken arkadaşlar staking üzerine gidiyor, liquid staking üzerine gidiyor. Bu da ta <laughs> bu da tabii ki Lido'yu arkadaşlar gitgide geliştiriyor. diyor Ethereum yükseltmelerinden en çok hype alan, doping etkisi gerçekleştiren kripto paradır diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla ben Eldio'yu da severim ve desteklerim. Onu da söyleyeyim. İyi bir alt altcoin'dir. Yani kullanıcıların <laughs> stake edilmiş Ethereum'ların kilidini açmasına ve getiri elde etmek için çeşitli DeFi uygulamalarında kullanmasına olanak tanır. Lido bunu protokolü aracılığıyla stake edilen her ET için kendi yerel token'ı STET'yi mind ederek yapar. STET stake edilen Ethereum'un tokenlaştırılmış bir versiyondur. Bu hizmetin elbette bir bedeli var. Web sitesindeki bilgilere göre Lido stake ödülleri üzerinden %10 ücret alıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşçakalın.